Evet, hepiniz hoş geldiniz. KPSS 2024 Güncel Bilgiler kanalındasın. Dün sanırım Ocak ve Şubat'ı işlemiştik. Bugün de Mart ve Nisan'ı işleyeceğiz güncel bilgiler olarak. Haydi başlayalım bakalım. Evet, Mart 2023 itibariyle Türkiye'de kadın nüfus oranı nedir? Güncel bilgiler de gelmezse arkadaşlar coğrafyada gelebilir. Önemli bir bilgi. 49,9. Neredeyse 50-50 olmaya az kalmış diyebiliriz. Evet, Mart 2023'te Güneydoğu'nun Boğaz Köprüsü olarak adlandırılan hangi köprü depremden sağlam şekilde çıktığı tespit edilmiştir? Nisibi Köprüsü arkadaşlar önemli. Niye önemli? İki tane bilgi vermiş aslında. Güneydoğu'nun Boğaz Köprüsü olarak bilinen köprü olarak da sorabilir sana. Mart 2023'te açılan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi nerede açılmıştır? Bu önemlidir. Denemelerde muhakkak göreceksin ilerleyen zamanlarda karşında bu soruyu. İnşallah da sınavda da gelir. Bandırma olacak. Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi. Mart 2023'te uçuş testleri gerçekleştirilen Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sının adı AZAP arkadaşlar. Ben şöyle akılda tutuyorum bunu. Kamikaze, azap gibi bir şeydi gibi aklında kalabilir. Hani böyle parklarda oluyor ya, kamikaze ters döndürüyor falan. Azap orada aklında kalsın. Zaten güncel bilgilerin çoğu kodlama ile alakalı. Mart 2023'te tartışmalı emeklilik reformuna karşı birçok sektörün 9. kez kitlesel greve girdiği ülke, neredeyse bu aylarca sürüyor arkadaşlar. Hangi ülkede sürüyor? Fransa'da devam eden bir, hala daha devam ettiğini biliyorum ben. Bir reforma karşı grev mevcut. Mart 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılayacak zırhlı amfibi hücum aracının adı Zaha olacak. Evet, geçtik Mart'tan devam. Yine Mart 2023'te Anadolu'nun ilk camisi olarak da bilinen hangi cami depremden sonra yapılacak çalışma ile ayağa kalktı? Ben buraya gittim. Çok da güzel, nasip oldu. İnşallah tekrar eski yapısına kavuşur. Habibi Neccar Camii önemli. Niye? Çünkü Anadolu'nun ilk camisi olarak geçiyor burası. Önemlidir. Genel kültürdür zaten. Geçtik Nisan'a. Nisan 2023'te NATO'nun 31. üyesi olarak seçilen ülke Finlandiya arkadaşlar. Nisan 2023'te yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk gözlem uydusu olarak uzaya fırlatılan, bu zaten çıktı ama belli olmuyor SM'ye, tekrar bilmekte fayda var, İmece nedir? İlk yerli ve milli imkanlarla üretilen gözlem uydusu. Seviyor ÖSYM böyle şeyleri. Biliyorsun Erzurum'u sormuştu yine gözlemekle alakalı. Şu Ocak 2023 kısmını özür diliyorum, değiştirmemişim. Orayı Mart olarak düşünün. Mart 2023'te üzerinde sunu alanı bulunan 3 odalı Urartu mezarı tespit edilen ilimiz sanırım Van. Bu bir önceki bilgide vardı. Olsun, tazelemiş olalım burayı. Burayı değiştirmemişim. Ocak 2023'te, bu bir önceki slaytta da vardı. Devam ediyorum. Mart 2023'te dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı SİHA gemisi olarak Türk ordumuza katılan askeri gemi, donanmaya daha doğrusu, çünkü gemi bu kendisi. TCG Anadolu önemlidir. Ben bunu artık bu sene bekliyorum. Lisans olmazsa ön lisans, o da olmazsa orta öğretim, o da olmazsa EKPSS, hadi o da olmazsa EKYS için bekliyorum. Nisan 2023'te, Nisan artık geçtik. İnci kefali için av yasağının başladığı gölümüz Van Gölü. Artık Van Gölü'nde inci kefali avlayanlar varsa, buradan Vanlılar varsa lütfen kefalleri avlamayalım. Avlamayalım. Evet, Nisan 2023'te açılışı yapılan Fasilis Tüneli hangi ilimizdedir? Ben buradan da geçtim. Antalya olacak. Nisan 2023'te yerli ve milli motorla uçuşunu gerçekleştiren helikopter. Burası önemli. Niye? Çünkü hem helikopterin kendisi hem de motoru yerli. Bunun da adı Gökbey. Nisan 2023'te Türk Hava Yolları, yani THY'nin 1 milyarıncı yolcusu nereye uçmuştur? Adıyaman'a uçmuştur. Ben bu de türküsü var, çok seviyorum. Adıyaman, yolu Yaman. Nisan 2023'te yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı olarak ilk uçuşunu yapan uçak Hürjet. Çok da güzel bir bilgi. Genel kültür bilgisi, bir yandan güncel bilgi. Nisan 2023'te Türkiye'nin ilk uzay yolcusu seçilen kişi Alper Gezer Avcı olacak. Bu da önemli. Hepsi önemli diyorsunuz belki ama hakikaten önemli. Çünkü birçoğumuzu ilgilendiriyor. Genel kültür yani. Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla
Milli Muharip Uçağı'nın adı Kaan olmuştur diyelim. Mart ve Nisan ayının güncellerini burada sonlandıralım. Arkadaşlar bunun PDF'sini soruyoruz. Ben şöyle yaptım. Bu tüm Ocak, Şubat, Mart yani bütün yılın 2022 güncellerinin hepsinin olduğu bir PDF'ye çıkardım. Dün hemen aşağı bıraktığım linkten bu yılı ilgilendirecek sınavı ilgilendiren bütün bilgileri topladım. İki tane var. Bir tanesi deneme kitabı, bir tanesi güncel. Bunlar size WhatsApp'tan gönderiliyor. Almak isteyenler de şöyle göstereyim. İndirim kodu mevcut. Oradan isteyenler OZLEM koduyla alırsa 20 TL'ye uyguna alır bu kitabı. İnşallah faydalı oluyor. Her sene tutuyor. Bu sene tutturacağımıza Allah'ın izniyle eminim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Seri devam edecek.